Güzade. İkisinin sorunu. Bir dakika sana sorayım. Güzade seni bıçakladığında evet. Çocuklar yanınızda mıydı? Evet. Onlara şahit olduğu için korkuyorlar. Çocuklar onlara şahit olduğu için korkuyorlar. Sen çocuklara süngerin kenarı kesik oldu. Ama beyefendinin hanımefendiye şiddet uyguladığını da biliyorlar. Ya sen nereden biliyorsun? Sen bunları bilmediğin için konuşuyorsun buraya. Tabii ki onun tarafını tutacaksın. Ben taraf tutmuyorum beyefendi. Siz taraf tutmasanız burada ben sizin çocuklarınızın iyiliği için. Ne maksatla burada? Çocukların iyiliğini mi şey yapıyorsun? Evet. Bu kadın bu çocuğu Ömer'i darp ettiği zaman. Peki bir şey söyleyeceğim. Ömer bu kadının yanında ve bütün olup bitene şahit oluyor. Ömer şahit oluyor. Bu, nasıl Ömer bana dediğinde. Nasıl düzelteceksin? Bu yaşananları nasıl unutturacaksınız? Onu ben çocuklara? Değil. Bu sizin. Nasıl unutturacaksınız? Varsa, ben ne vaat ediyorsunuz çocuklara? Ben her türlü çocuklarımın arkasındayım. Ben de arkasında Güzade, olmak yetmiyor. Güzade gibi de kolayı seçmedim. Bak bir dakika ben kolayı seçmedim. Güzade gibi ben de evlenebilirdim. Nağmeciğim özür dilerim ama. Bak İsa'nın yaptıkları yanlış. Ama Güzade'nin yaptıkları da yanlış ve senin yeğenini karnında taşıyor. Ben aslında şunu da biliyorum. Nağme'nin abisinden korktuğunu... Ben kimseden korkmuyorum. Ben bildiğimi lütfen söyleyeyim. Böyle şeyler söylemeyin. Abisinden, Ali'den korktuğunu aslında abisine... Ben bildiğim şeyi izin verirsen söyleyeyim. Bildiğim şeyi söyledim. Buraya da gelmez. Ali'den korkuyor. Birisiyle konuşmazdım. Ali'den korkuyor. Hayır korkmuyorum. Çünkü Güzade aslında Ali'nin ayrılmasını istiyor. Kim dedi bunu size ya? Sunacığım gel canım. Suna Hanım buyurun. Gerçekten bu, abarttınız ama yani. Bayağı yazmışsınız üstüne. Ben niye ayrılsınlar iki kişi? Bu da yetişkin, o da yetişkin. Niye ayrılmalar? Ali hazır mı arkadaşlar? Ali Skype'da hazır olacaktı. Sunacığım gel. Bana şunu söyler misin? Ali ile ve Güzade... Yargı var. Kesinlikle yargı var hanımefendinin ifadelerinde. Sen bir şey rica edebilir miyim? Kendi yargısını belirteyim. Ne diyeceğimizi, ne soracağımızı... Nasıl yorumlarda bulunacağımızı? Yarın öncesinde konuştuk biz bunları. Sen bana aynı şeyleri bunlar benim, kabul etmeye çalışıyorlar. Bak şu anda konuşturmamaya çalışıyorsun. Ben hayır. De bu işi yıllarca yapıyorsam seninle konuşturmam, Suna'yı konuştururum. Tamam mı? Şimdi. Tamam ne oldu? 8 baskıyla mı söyledin sen bunu? Biz hayır dediler. Hayır. Sen bunu düşünüyorsun hayır. Dediler bana. Düşünmüyorum dedim. Ben niye abimle hanımefendinin ayrılmasını istiyorum? Bir şey söyleyeceğim. İstemiyorum öyle bir şey. Biz ancak sana şunu söylemişizdir. Sen vicdanlı bir kadınsan. Bak ekibinizden bir tanesi dedi ki köyden de geliyorsunuz her şeyi biliyorsunuz. Çocukları düşünmüyorsun ya. Hakları var çocukların mı? O evde Ali'nin yanından, senin yanından, bak senin yanından, sen bunları sakladığın için, senin yanından, Güzade'nin yanından derhal ama derhal can güvenlikleri için alınması gerekiyor. Suna sana ne dedi? Bana dedi biz evliliklerini onaylamıyoruz. Hatta yeğeni gelmişti akşam. Ayrılmalarını istiyoruz anlamına geliyor mu? Bir dakika susar mısın? Hiçbir şekilde Gülzade ile görüşmek istemedi. Biz bu evliliği onaylamıyoruz. Ben böyle bir şey söylemedim Suna Hanım. Tamam. Söylemedim yani, gerçekten söylemedim. Evlilik dışı çocuk olduğu için biz istemiyoruz. Söylemedim. Kayıt aldıysanız kaydı getirin. Yalan söylüyorsunuz şu anda. Hatta şu anda çoğu kişi bazı... Evet. Biz yaptığımız bütün görüşmeleri söylediğim şeyi kabul ettim. Biz yaptığımız bütün görüşmeleri kaydediyoruz. Her şey kayıt altında. Peki nereden ulaşacağız? Bize kanıt varsa görelim yani biz de görelim. Nerede peki göreceğiz? Ne zaman göreceğiz? Ben sana yayın çıkışı dinletirim onları. Her şey kayıt altında. Ben ayrılsınlar diye bir şey demedim. Her şey Nağmeciğim demedim. Her şey... Onaylamadığımı söylüyorum. Bunu kabul ediyorum. Ha. Ama beni ilgilendirmiyor. Benim evim ayrı dedim. Hatta gayrimeşru bir çocuk olduğu için de şu anda evlilik dışı bir çocuk olduğu için de. Ona hepimiz kızgınız. Ama öyle demiyordunuz. Ne dedim? Daha geldin biz kabul ediyoruz dedim mi? Peki tekrar izleyelim mi? Evet. Tam açınız istiyoruz. Onaylı evlilik dışı çocuklarına ne dedim ki ben onların? Hata yanlış dedim zaten. Doğru mu dediniz? Değil dedim. Sunacığım. Siz burada bana sorduğunuzda ben doğru dedim mi size? Ben Suna'nın beyanına güvenirim. Kaç yıldır da Suna'yla çalışıyorum. Ben güvenmiyorum. Sen bilirsin ama bakanlık ona güvenir. Sen hiç merak etme. Kendi fikrini belirtiyor. Bakanlık ona güvenir. Ali Bey merhabalar. Hatta mısınız? Merhabalar. Güzade çocuklara bıçak çekiyormuş. Bunu sizin kardeşiniz Name anlattı. Bıçakla korkutuyormuş. Uydurup anlatmış. Ve bunu bizim ekibimize anlattı. Suna Hanım anlattı. Çocuklara... yanlış Ali aramışsınız. Hangi yanlış Ali aramışız arkadaşlar? Başka bir yayınla ilgili başka bir şey aramışız. Bir doğru Ali arar mısınız lütfen? Hangi Ali aradınız? Abim görmemiş olabilir. Abim mutfağa girmiyor çünkü. Abim bu konuda haberi olmayabilir. Güzade'nin abisini aramışız. Pardon. Güzade'nin abisi Ali varmış. Onu aramışız. Benim abim değil. İsa Bey'in kardeşi. İsa'nın abisini aramışız. Tamam. Akrabalardan birini aramışız. Şimdi Name'nin abisi Güzade'nin şu an hayatında olan kişiyi Ali'yi arayalım lütfen. Arkadaşlar Aile Bakanlığımızla da basın müşaviriyle de lütfen hemen temasa geçer misiniz? Ursuna Hanım siz geçer misiniz temasa lütfen? Çok rica ediyorum. Aile Bakanlığı zaten yayınları takip ediyor. Lütfen kendisiyle temasa geçer misiniz? Bu buyurun noktada Tuncay. Şunu söylemek istiyorum. Çocuklarıyla çok iyi ilgilenen bir anne eğer çocukların bıçaktan bir korkusu varsa hiçbir şekilde o bıçağı çocuklara göstermez. Bu bir annenin özel görevidir. Siz yapıyorsunuz yapmıyorsunuz buna bir yanıt versin. Bir dakika lütfen. Güzale, sen çocukların bıçakta korkuyor ve tekrar o konuya döndüğü için çok önemli. İsa Bey ile aranızda bir tartışma olmuş. Evet. İsa diyelim ki sana şiddet uyuyor. Sen çocukların yanında bıçakla çocukları neden korkutuyorsun canım? Ben yanımda bıçakla çocukları korkutmuyorum. Ben çocuklar mutfağa giremiyorlar, bıçağı göremiyorlar. Evet, mutfakta iş yaparken yanıma gelmiyorlar. Evet. Şimdi senin yanıma çocuğunun karnındaki çocuğunun babası Ali telefon attığında. Ali merhabalar. Merhabalar. Ali biz bütün bu bilgileri, bıçak meselesini, bütün bilgileri hepsini kardeşi Name'den öğrendik. Name şimdi de senin korkundan bunları yalanlıyor. Ah, ama belki de bu yayını, Ben Ali Bey'den falan korkmuyorum. Niye korkayım Ali Bey'den? Sen benim hangi soruları soracağına müsaade müdahale etme. Bak, bir susar mısın lütfen? Allah Allah. Baştan beri Güzale'den bana yapıyorsun. Bir susar mısın? Benim hakkımda konuşurken bırakın da cevap vereyim. Korkmuyorum ben kimseden. Ben senin hakkında konuşmuyorum. Şu anda Ali'ye soru sorarken olayı manipüle edip Ali'yi konuşturmamaya çalışıyorsun. Buna kızıyorum. Niye konuşmana ben izin vermeyeyim senin canım? Ali'ye kardeşine bir soru soruyorum. Müsaade edecek misin etmeyecek misin? Bir cümle kurabilir miyim? Heh. Ben senden korkmuyorum, istediğin gibi konuşabilirsin demek istiyorum. Tamam, şimdi artık sus, ben Ali ile konuşayım. Ali, şimdi bak belki de bu yayın senin iyiliğin için de bu yayın gerçekleşiyor. Lütfen ama lütfen. 3 tane çocuğu daha öncesinde çocuklar babalarını, annesinin bıçakladığını gördüğü için bıçaktan korkuyorlarmış. Hatta bıçakla bir defa üzerine yürüdüklerinde bir süngerin bir kenarı kesilmiş ve Name araya girmiş, onu ben yaptım demiş. Dolayısıyla çocukların can güvenliğinden endişe ediyoruz. Gülzade çocukları bunu nasıl korkutabilir Ali? Güzade bıçakla çocuklara öyle bir şiddet uyguladığını bilmiyorum. Şiddet değil. Şey bıçak yok. Gösteriyor ve bıçakla çocukların üzerine yürüyor. Hatta mutfakta bir şeyler kestiğinde de çocuklar mutfağa giremiyorlarmış. Ali sen bunu biliyor muydun? Ben böyle bir şey yaşamadım şimdiye kadar. Name yaşamış. Şey Name yaşamış. Belki kadınlar, genelde kadınlar mutfakta olduğu için görmüş olabilir. Peki böyle bir durumda sen doğacak çocuğunun can güvenliğinden endişe etmiyor musun Ali? İyi de ya, hanımefendi şimdi Güzade öyle bir karakterde insan değil. Yani öyle ben hiç bir sinirli şeyine rast gelmedim. Çocuklar yemek bile yeme alışkanlıkları yokmuş Halicim. Nasıl yemek yeme alışkanlıkları? Yani abur cubur, ondan sonra 3 tane günde kahve, 10 yaşındaki çocuk. Ondan sonra hazır gıdalar, hazır meyve suları falan. Didem Hanım şimdi şöyle diyeyim size, ya çalışan bir kadındı bu. 3 tane kahve içiyor beyefendi. 10 yaşındaki çocuk. Onun açıklamasını yaptım ama 10 yaşındaki çocuk hiç bence açıklama değil, kusura bakma yani. O açıklama evet. 10 yaşındaki çocuk efendim okulda bir yerde öğretmen ona kahve vermiş. Ondan sonra birden günde 3 tane kahve içmeye başlamış. 10 yaşında çocuk. 3 tane içmesinin açıklamasını yaptım Didem Hanım lütfen. Ali Bey. Ali Bey siz çocuğunuzun, doğacak çocuğunuzun günde 3 tane kahve, abur cuburla beslenmesini ister misiniz? Hayır canım öyle bir şey olur mu? Ben zaten kendim de diyorum. Ben zaten Ali Bey'e söyledim. Ali Bey'de gerekli konuşmayı yaptı kendisi. Ama bak abi konuşurken abini bölüyorsun. Abim bir şey anlatıyor. Abini de bölüyorsun Name. Lütfen baştan başlar mısın? Kardeşin izin vermiyor konuşmana. Söyler misin bana lütfen sen çocuklarının abur cuburla beslenmesini ister misin Ali? Didem Hanım bakın. Elimizden geldiği kadar bu alışkanlıklardan vazgeçilmeye çalışıyoruz. Yani kolaydı, sodaydı, bu zararlı yiyeceklerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Özür dilerim 10 yaşındaki çocuk sürekli soda mı içiyor? Yok soda içmiyor. Ben hamile olduğum için o da istiyor, ben de izin vermiyorum. Artık yani normal şey yapmaya çalışıyoruz. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Bir müsaade edin Ali anlatsın ya. Söyle Ali. Ali bir şey söyleyeceğim. Gülzade'nin hamile kalması karşısında sen bir şaşırdın mı? Çünkü beklediğin ve istediğin bir şey miydi? Ya orada bir hata yaptık dedim zaten. Ben baştan söyledim bunu size. Ben anladım. Yani sen şu anda evlenmeden önce Gülzade'nin hamile kalmasını istememişsin. Onu yasalar gereği tamam. Onu orada bir hata yaptım. Yasa değil. Ahlaki ve etik olarak da aslında ben anladığım kadarıyla bu hamilelik karşısında sen birden hamile olduğunu duyunca bir şaşırmışsın. Ya şaşırmadım. Öyle bir şey yok. Bekliyor muydunuz o zaman? Hamile mi kaldı? Bilerek isteyerek mi hamile kaldı? Ya nasıl diyeyim size? Şimdi bu özel, çok özel şeyleri niye burada böyle değişiyorsunuz? Yani bu Dedim hayır, yani, hayır. Hayır, şunu merak ediyorum. Yani sonuçta sen bir boşan, ondan sonra çocuk yaparız diye konuşmadınız mı aranızda? Ya boşanma beklentinizdi zaten. Mahkeme 2020'de açıldığı için sonuçlanacak diye bekliyorduk zaten. Ya velayetini vermiyor. Çocuklar yanında şey yapıyor. Anne baba velayeti istiyor. Tam bilmek zorunda değil. Baba velayeti istiyor. Bilmek zorunda değilse seninle burada konuşmak zorunda. Ne konuşuyorsun? Ali'nin sesini anladın mısınız acaba? Hangi sıfatla? Özür dilerim. Ben özür dilerim. Ben Ali ile konuşurken bir dakika. Ben Ali ile konuşurken kendi aranızda ne konuşuyorsunuz? Ha söyle şimdi dinliyorum. Ali baban abine de konuşturmuyorsun. Söyle Nağmeciğim. Bayağı bir açıldın sen ya günden beri. Ha. Ali Bey'e söylediğiniz şeylerin zaten açıklamasını yaptım size. Ali Bey konuşmasın mı? Konuşsun tabii ki. Ha. Ali Bey, kardeşin senin aslında Gülzade ile evlenmeni istemiyormuş. Evlilik o çocuğun da olmasını yanlış bulmuş. Etik olarak bak tamam etik olarak bize yanlış. Yani ne doğrusunu söylemiş Name yani. Aslında doğru, ahlaki olarak doğru bir şey demiş. Şimdi yan çiziyor. Ona bir şey demiyorum zaten. Kanun çerçevesinde diyorum. Ne gerekirse yapılacak hayır, zaten. Öte yandan Güzade bunları yapıyorsa yani vicdanen de kanunu geçtim hamile olduğu için değil. Yani çocuklarına bakamayan bir anne ilgilenmiyor. Name'ye ilgileniyor. Senin için yanlış bir şey olduğunu düşünmüş anladığım kadarıyla. Didem Hanım dinler misiniz? İki dakika dinler misiniz? Tabii ki. Madem Güzade bu çocuklarına bakamıyor. Sosyal hizmetler bunları sürekli denetliyor. Jandarma geliyor, polis geliyor kapısına denetliyor, yani, evine bakıyor. Emrivaki her saat her dakika görmüyorlar ki. Nereden? Her o evde yaşamıyor ki. Ama ne zaman geleceğini bilmiyorsun. Sana yani demiyor ki şu gün geleceğim de denetleyeceğim diye. Ya özür dilerim. Yani bak Ali Beyciğim çocuklarının gözü önünde Gülzade çocuklarının gözü önünde kocasına bıçak çekiyor. Arkasından evde de bu sosyal hizmetlerin olduğu onların yanında sence annesinden bu kadar çok korkuyorlarsa annemiz bize bıçak çekiyor çocuklar der mi? 10 yaşındaki bir çocuk der mi ben size soruyorum sevgili izleyiciler. Yani ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. 10 yaşındaki bir kız çocuğu 10 yaşında ya biri 9 yaşında biri 5 yaşında annemize bıçak çekiyor der mi? Onlar gittikten sonra başına ne geleceğini bilir çünkü. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yazar mısınız? Söyle Güzadeciğim. Hiç sessiz dinliyorsun. Sessiz dinliyorum çünkü konuşacak bir şey yok. Ondan sonra benim çocuklarım okula giden bir çocuklar. Böyle bir şey olsa okulda arkadaşlar. İsa Bey çocukları sosyal hizmetlere demiş ki anneleri saçları taranacak, okul üniformasız, aç susuz gönderiyor. Sosyal hizmetler benden habersiz. Okulumun çevresinde bekliyor. Çocuklarımın elbisesine bakıyor. Kıyafeti yerinde. Benim hiç haberim yok. 2 gün sonra öğrendim. Saçları bağlı, tırnakları kesik. Ondan sonra kantine gidip alışverişlerini yapıyorlar. Peki bizim çalışanımızın Name ile yaptığı görüşmede bu görüşmedeki bilgilerden sonra ekranda açıkladığımız bilgilerden sonra sen istediğin kadar yalanlayabilirsin. Pedagog eşliğini yapar. Öyle bir görüşürler ki sana anlattığı, senin gördüğün her şeyi pedagoga anlatırlar. Sen hiç merak etme. Sen rahat ol. İnşallah. Sen rahat ol. Anlatmadığın şeyler anlatsın sıkıntı yok. Keşke anlatsınlar herkes. Nağmeciğim sen rahat ol ya. Sen rahat ol ya. Sen rahat ol tatlım benim ya. Sen rahat ol otur öyle gözlemle orada. Ama şimdi onaylamıyor falan diyorsunuz. Ben iki kişinin ilişkisini onaylayacak kişi ben değilim zaten. Ya ben kardeşim olsa. Ben hoşlanırım hoşlanmam o benim sorunum. Benim kız kardeşim de erkek kardeşim böyle sorunlu bir insanla yapsa ben kendi fikrimi söylerim derim ki karar senin kararın. Hayat senin hayatın ama ben onaylamıyorum derim yani. Sizin dediğiniz gibi işte benim tavrım da bu. Tamam ama doğru bir tavır yapmışsın. Niye arkasında durmuyorsun? Tam sizin dediğiniz gibi zaten. Niye bu kararı? Evim de ayrı zaten. Niye arkasını söylediğin? Çocuklar için bir araya geliyoruz zaman. Abi bak çocukların geleceği söz konusu ya. Hala korkma diyorsunuz. Çünkü sen ekran arkasında açıkladığın bilgiyi burada açıklamaktan bile imtina eden bir şeysin. Tamam açıkladınız yani. Ama bizim zorumuzla açıkladık. Sen söylemedin ki Name. Yazık değil mi o çocuklara?